E Değerli izleyiciler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi YouTube kanalında e, fakültenin antropoloji bölümünün düzenlemiş olduğu antropoloji bölümü konferanslarının ikincisinde e, bugün birlikteyiz. E, ben Berkay Dinçer, antropoloji bölümü paleoantropoloji anabilim dalında öğretim üyesiyim. E, bugün... İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi YouTube kanalında e, Türkiye'de Paleolitik Çağ üzerine bir e, konuşma gerçekleştireceğim. Bu e, konuşmanın esas e, odak noktalarından birincisini e, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının, yani kabaca Anadolu ve Trakya olarak ikiye ayrılabilecek iki parça olarak tanımlanabilecek bu toprakların ilk insanların yayılımında, özellikle Avrasya yayılımında ki rolünün üzerinde biraz durmayı planlıyorum. Tabi burada şunu her zaman hatırlamamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti ilk öğretiminden geçmiş neredeyse herkes, bu e, coğrafyanın, bu toprakların çok büyük bir şekilde e, jeopolitik öneminden bahsedildiğini hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Ben de e, ilkokul değil belki ama ortaokul ve lise hayatımda e, Türkiye'nin jeopolitik önemi, Türkiye'nin jeopolitik önemi gibi bir sürü e, kavram üzerine dersler aldığımızı hatırlıyorum. E, burada ise aslında Türkiye'nin bu ekranda resimde gördüğünüz gibi gerçek anlamda politik değil ama aynı zamanda antropolojik ve aynı zamanda arkeolojik olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an üzerinde bulunduğu toprakların kıtaların arasındaki konumunun kendisi açısından çok büyük bir coğrafi öneme sahip olduğunu söylememiz gerekiyor bu tabii nasıl olarak düşüneceğiz Bir Avrupa, e, Asya ve e, Afrika'nın kesişme noktası olarak tanımlayabileceğimiz e, Orta Doğu'nun kuzey batısında yer alan Türkiye aslında bu üç kıtanın ya da e, ben Avrupa ve Asya kavramlarının coğrafya olarak pek kabul etmiyorum. Dolayısıyla bunları Avrasya demeyi tercih ediyorum. Afrika ile Avrasya'nın arasında yer alan e, ülkeler. <laughs> ...çok ciddi bir kavşak noktasında Türkiye'nin olduğunu görüyoruz. Tabii bunun haricinde aslında e, bir başka özelliği ise Türkiye'nin bulunduğu topraklar. E, kuzeyde Karadeniz, e, güneyde Akdeniz ile çevrili ve batıda da tabii ki Ege Denizi ile çevrili olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu... E, bize şöyle bir avantaj sağlıyor aslında biz e, insanın evrimini çalışanlar olarak insanın tabii ki karasal bir memeli hayvan olduğunu e, biliyoruz ve e, üç tarafından denizlerle çevrilmiş bir coğrafyanın en büyük avantajı aslında bu coğrafyanın içerisinde hareket eden canlı türlerinin karasal hayvanların e, kanıtlarının bulunabileceği bir yer tabii ki benim e, çok eski zamanlara gitmeyeceğim. Paleolitik çağ dediğimiz dönem benim esas ilgi alanım. Çok eski zamanlara gitmeyeceğim derken e, milyar yıllardan bahsetmeyeceğim ama benim de aslında Paleolitik çağ olarak ilgi alanım doğrudan doğruya insanlığın ilk ortaya çıktığı, bizim bugünkü tanım olarak, kavram olarak insan dediğimiz canlının ilk ortaya çıktığı ve ilk kez e, taş aletler yapması ile başlayan bir dönemden bahsediyorum ki bu dönem aslında çok eskiye gitmeyeceğiz derken biraz e, dünya çapında düşündüm. Dünya e, olarak olarak dünyanın 4,5 milyar yıllık bir tarihi var ve bunun yaklaşık olarak son 3,5 milyon yılında bizim insan dediğimiz canlı e, bizim bildiğimiz haliyle e, evrimleşmesini sürdürerek bugünkü aşamaya geliyor. Ama e, esasında baktığımızda Paleolitik Çağ dediğimiz dönem İnsanlık tarihin bilinen ilk dönemi ve en eski zamanları içeriyor. Genellikle şöyle derler. Bir örnek olarak Paleolitik Çağın ne kadar sürdüğünü anlamamız için hep verilen kitaplarda klişe olarak hep basılan bir örnektir eee insanlık tarihinin tamamını 24 saat olarak algılarsanız ya da böyle bir algıya sahip olabilirsiniz eğer insanlık tarihi tamamı başlangıcından günümüze kadar 24 saat olsun ve bu 24 saatin aslında ilk 23 saat 59 dakikası Paleolitik çağ dediğimiz dönem yani insanlık tarihinin neredeyse %99. işte 5'i falan Paleolitik çağa tekabül ediyor dönemsel olarak Paleolitik Çağ'ın ne kadar büyük bir insanlık açısından tarih olduğunu anlatmak için bu örneği veriyorum. Ve geriye kalan, işte Göbekli Tepe diyelim, e, şu anda çok popüler olduğu için, herkes bundan bahsettiği için bu örneği vereceğim. Göbekli Tepe, işte Romalılar, Mısır Piramitleri, İngiltere'deki Stonehenge, buna benzer işte bildiğimiz Osmanlı İmparatorluğu, Bizanslar, işte ya da ne bileyim, e, büyük işte... Fransız İmparatorluğu ya da Göktürkler gibi bahsedebileceğimiz aslında tarihte tarih kitaplarımızın yüzde 99'unu e, kaplayan e, bu ta, e, tarihi ve arkeolojik gelişmeler aslında insanlık tarihinin eğer 24 saat olduğunu düşünürsek son bir dakikasında karşımıza çıkan olaylar olgular ve insanlık tarihinin yüzde 99'u Paleolitik Çağ olarak temsil ediliyor. Tabii ki. E, Şöyle de düşünmemiz gerekiyor. Bu e, sürekli olarak bahsedilen jeopolitik konum yani Anadolu'nun ve Trakya'nın, Doğu Trakya'nın tabii ki e, jeopolitik önemi, kıtalar arasındaki konumu e, burayı aslında insanların paleolitik çağda e, yayılımları açısından da bir kavşak noktası haline getiriyor mu getirmiyor Bunun sorulması ...önemli bir soru haline geliyor. Ee, şöyle bir... ...anlatabilirim kısaca bilmeyenler için. Ee, şimdiki bilgimize göre... ...yani bugünkü 2021... yılındaki bilgilerimize göre... ...insanların ilk... ...ortaya çıktığı kıta Afrika kıtası... Ee, Tabii benim şahsi fikrim bunun her geçen gün değişeceği Asya'da da biraz e, insanlığın kökeninin ben biraz da Asya'da da olduğu fikrindeyim. Ama tabii henüz bununla ilgili kanıtlarımız olmasa da e, sadece araştırmalar ilerledikçe görebileceğimizi tahmin ediyorum. Ama şimdiki bilgilerimize göre insanlık ilk olarak bugünkü e, kavramlara göre ilk olarak Afrika'da, Afrika kıtasının doğusunda... E, Mouse imlecimi görebiliyorsanız eğer yaklaşık olarak Kenya, Etiyopya e, ve Güney Sudan bölgesindeki Rif Vadisi'nde ortaya çıkıyor. Ve bu insanlar ilk kez yaklaşık 3.3 milyon yıl önce e, yontma taş aletler yapmaya başlıyorlar. Tabii ki burada e, şunu düşünmemiz gerekiyor. E, her zaman için biz insanlık tarihini e, tek bir merkez... ...le anlatmayı tercih ediyoruz. Yani bizim aslında tarihçilik ile ilgili bakış açımız insanlık tarihinin her zaman için tek bir noktadan ve çok 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 da doğrusal bir şekilde e, temsil edilmesi bize kolay geliyor. Çünkü bu bilgiyi e, ilkokuldaki çocuklara da anlatırsanız olabilir. Youtube'da hafif ilgili bir insan da bunu dinlerse doğrusal bir tarih, insanlık tek bir noktada ortaya çıktı ve oradan yayıldığı şeklindeki bir tarih hepimiz açısından özellikle 18. 19. yüzyıllardaki e, rasyonel düşüncenin de gelişimiyle birlikte kategorik e, bir tarih ve aynı zamanda doğrusal bir tarih anlayışının aslında bir e, sonucu olarak bunu söyleyebiliriz. Tabi burada şunu düşünmemiz gerekiyor: insanlık tarihi bu kadar kolay bir sepetin içine her şey doluşturulabilecek bir tarih miydi? Biz genel olarak kendimizi, insan türünü en azından e, her zaman başarmış bir tür olarak görüyoruz. Tabii ki şu an muhakkak ki öyledir. Tabii birçok insan bunu öyle söyleyecektir. Muhakkak ki başardık. Bugün 8 milyardan fazla insan yaşıyor. E, i̇şte biz bir sürü şeyi başardık. Dünyada adım atmadığımız kıta yok şu an. Dünyayı terk ettik. Mars'a gideceğiz birkaç yıl içinde. Şu an çalışıyorlar orada Mars'ta bizim aletlerimiz. Evet insan gerçekten büyük ve e, gerçek anlamda doğrusal bir tarihin sonucunda klasik e, tarih anlayışında sürekli olarak gelişme e, olan bir tür olarak biz algıla, e, algılamayı seviyoruz açıkçası. Şunu da düşünmemiz gerekir ki insan kendi belki içindeki depresyonu bu şekilde biz çok büyük işler başardık diyerek avutmaya çalışıyor da diyebiliriz bence. Halbuki insanlık tarihinin az önce de bahsettiğim gibi yüzde %99'unu oluşturan e, paleolitik çağ boyunca işler o kadar da e, iyi gitmedi yaklaşık 3,5 milyon yıllık bir tarihimizden bahsetmemiz gerekirken işler her zaman doğrusal olmadı, işler her zaman istediğimiz gibi gitmemiş olduğu durumlar çok daha fazla. Ancak başaranlar hayatta kaldı ve tarihte o başaranların hikayesini anlatıyor bize. Burada baktığımızda bu haritada bu çok klasik bir haritadır. Her yerde ben 2001 yılında İlk kez bu haritayı kullanmaya başladım 20 yıl olmuş. 20 yıl içerisinde bu harita pek çok kez üzerindeki tarihler değiştirilerek ya da başka şekillerde ama hep aynı yöntemle çizilmiş bir harita. Bu haritada tek bir insanlığın ortak nüvesi diyebileceğimiz bir noktadan insanlığın Afrika'nın dışına, yayılması ve Afrika dışına doğrusal olarak hiç geri adım atmadan, bir adım bile geri gitmeden, bir adım bile başarısızla uğramadan koştur koştur Anadolu'yu geçerek Avrupa'ya ulaşması, Avrupa'dan işte başka yerlere ulaşması, yerleri keşfetmesi, Asya'ya koşturması insanın şeklinde bir harita. Benim de Araştırma konum eseri Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş olduğum için bu toprakların arkeolojisine ve antropolojisine ilgi duyuyorum e, ve benim de asıl e, hedefim gerçekten bu iş bu kadar e, anlatıldığı şekilde haritalarda resmedildiği şekilde doğrusal medyayı araştırıyorum. Çünkü aslında bu araştırma bize insanlık tarihinde aslında anlatılan tarihten çok daha fazlasının olabileceğini bir anlamda gösteriyor. <laughs> Son yıllarda, 2016 yılında Paleoanthropology of Balkans bir kitabın e, içindeki çok güzel bir makalede e, özellikle Anadolu odaklı Balkanlar odaklı e, Anadolu odaklı bir haritada e, ilk insanların e, Afrika kökenli ilk insanların Avrupa'ya yayılımında Anadolu'nun hangi rotalar üzerinden kullanılmış olabileceği tartışılıyordu. Burada e, aslında üç tane temel bizim hemen yakın çevremizde üç tane e, temel insan yayılım rotası bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi tabii şunu da özellikle belirtmek zorundayım ki bahsettiğimiz dönem e, benim özel ilgi alanım olan en eski zamanlar insanların yani bir buçuk iki milyon yıl önceleri diyelim e, bu dönemlerden itibaren Afrika dışında kalıntılarla karşılaşmaya başlıyoruz Avrasya'da. E, burada ise özellikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Öyle ben büyük e, jeolojik dönem bazında düşün e, düşünmeyi seviyorum ancak jeolojik dönemlerin o işte Miosen'deki daha önceki dönemlerdeki e, kıtalar hareket ediyor, kıtalar başka yerde gibi bir şey söz konusu değil 2,5 2 milyon yıl civarlarında yaklaşık olarak kıtalar Bulundu, bugün bulundukları yerde işte artı eksi 15-20 metre en fazla hareket etmişlerdir tektonik hareketlerle. Ama e, burada önemli olan, kritik olan noktaların bir tanesi e, deniz seviyeleri sabit değil. Geçtiğimiz iki e, buçuk milyon yıl, ki buna biz Pleistosen diyoruz jeolojik olarak, Pleistosen dönemindeki e, deniz e, seviyesi, ve buzullaşmalarda etkilenen deniz seviyesi değişimleri zaman zaman bizim bölgemizdeki Akdeniz'i e, Akdeniz'in seviyesinin düşmesine neden oluyor. Aynı şekilde buzullaşmaların olduğu dönemlerde Ege bölgesi e, bizim Ege bölgemiz olarak isimlendirdiğimiz Ege bölgesi batısındaki Ege denizi. E, Zaman zaman, her zaman değil ama zaman zaman e, Anadolu Yarımadası'ndan Yunanistan Anakarası'na rahatlıkla yürünerek geçilebilecek şekilde bir kara köprüsü oluyor. Tabii burada şunu da hatırlamamız gerekiyor ki e, aynı zamanda Karadeniz ve Marmara Denizi'de biz en azından dört kez bunların göl haline gelmiş olduğunu biliyoruz. Zaman zaman da e, Akdeniz ile bağlantıları kesilerek göller haline. Geliyorlar. Tabi burada e, şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu e, Thomas Strait'in yapmış olduğu bu haritada e, üç temel yol var. Bir tanesi Karadeniz'in kuzeyinden geçen e, rota. Bir tanesi Ege e, içinden, Ege'nin kara olduğu dönemlerde kullanılan bir rota ve bir tanesi de Trans Marmara dediğimiz e, Marmara bölgesinin bir rota olarak kullanılması ile e, insanların Afrika'dan Avrupa'ya yayılmasıyla ilgili olan e, bir yol. Benim de e, uzun yıllardır yaklaşık 20 senedir e, öğren yani İstanbul Üniversitesi Prehistoria bölümünde öğrenciyken ikinci sınıftan itibaren bu konuya ilgi duymaya başlamıştım. O zamandan beri e, hevesle araştırdığım konu yaklaşık 20 sene oldu. E, aslında Trans-Marmara yolu gerçek anlamda insanların yayılımında bir rota olabilir mi diye e, bir araştırma e, arzum, isteğim bulunuyor. Tabi burada şuna bakmamız gerekiyor. Birincisi, bu e, şeylerin temel e, kabulü insanların Afrika'dan çıkıp Avrupa'ya ulaştıkları. Evet, Avrupa'ya insanlar gittiler. Birçok e, veri var elimizde. <laughs> Ama Afrika'da 2,5 milyon yıla ait çok sayıda yerden verimiz varken Avrupa'nın en eski verileri İspanya'da 1,3 milyon yıla aitler. Şimdilik bildiğimiz tabii ki yarın bugün 1,5 de bulunabilir ama İspanya'da ama sonuçta baktığımızda Anadolu da her zaman için bir kara köprüsü olduğu için Anadolu da kullanılarak Balkanlara da gidilmesi gerekir. Balkanlarda da bununla ilgili birazdan anlatacağım e, kanıtlar bulunuyor. Ama baktığımızda e, benim özellikle Trans Marmara e, hattını insanın yayılımları ile ilgili araştırmada seçmemin bir başka nedeni de e, su altı arkeolojisi dediğimiz e, su altında araştırmaya ihtiyaç duymadan e, karasal da karada geleneksel yöntemlerle bu araştırmayı yürütebilecek olduğum için e, bunu seçtim bu şeyi. tabii ki bizim <laughs> e, göz ardı ettiğimiz temel lardan bir tanesi. Anadolu dediğimiz coğrafya çok öyle e, insanlara kucak açan çok e, muhteşem bir coğrafya ne yazık ki değil. E, Anadolu e, bu 2006 yılında e, bir kısmınız izleyicilerimizden bir kısmı hatırlayacaktır diye tahmin ediyorum. Oldukça soğuk geçen bir kışta e, bir günü temsil eden e, gerçek anlamda çekilmiş bir uydu fotoğrafı bu. E, gördüğünüz gibi Anadolu'nun Anadolu ee, çoğunluğu Güney kesimler hariç Antalya, Denizli, Muğla, Adana ve Mersin hariç neredeyse bir de tabii Edirne biraz e, kar örtüsünden muaf kalmış ama baktığımızda Anadolu aslında Afrika kökenli dediğimiz insan türlerinin belki de hiç sevmeyecekleri bir şeye sahip. O da şu e, Anadolu ne yazık ki çok sert kışlar geçen bir coğrafya. Bu 2006'daki görüntü biraz sert geçen bir kışı gösteriyordu. Ancak Pleistosen dediğimiz dönem ki bu bugünümüzde artık buzul arası dönemde olduğumuz kabul ediliyor şu an için. Ama Pleistosen dediğimiz dönem içinde onlarca buzul çağı olan yani dünyanın küresel sıcaklığının bugünkünden 2 derece, 5 derece, 4 derece, 3 derece daha düşük olduğu pek çok soğuk dönemi içeren bir dönem Pleistosen. 2,5 milyon yıl boyunca en az 10 kere bu soğuk dönemlerin e, gelip gittiğini biliyoruz dünyamızda. Dünyamızın tabi bugünkünden çok hafifçe daha sıcak olduğu zamanlarda oldu ama soğuk geçen zamanlarda Anadolu'nun bu kar örtüsünün çok daha fazla e, olduğunu ve aynı zamanda çok daha fazla olmakla birlikte çok daha uzun sürdüğünü de kış vakitlerinde, kış mevsiminde düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Anadolu dediğimiz coğrafya, özellikle soğuk geçen dönemlerde pek de dost canlısı, insanlara kucak açan bir coğrafya değil diye düşünmemiz gerekiyor. Tabii burada şunu da algılamamız gerekiyor köpen iklim sınıflandırması modeli ve köpen iklim sınıflandırmasına göre bitki örtüsü ve yağış miktarı Anadolu'daki iklimsel çeşitlilikle ilgili olarak veri olarak kullanıyor ve dünyadaki tabii ki. köpen iklim sınıflandırmasına göre mesela Afrika'nın kuzeyine baktığınızda haritamın altında gözüküyor sarı renkte bu oldukça homojen çok kabaca homojen bir coğrafya. Avrupa'ya baktığımızda özellikle Batı Avrupa oldukça homojen. Rusya'ya baktığımızda mor renkle temsil edilen gene kendi içinde oldukça homojen. Anadolu'ya baktığımızda ise Anadolu'nun bir anlamda karma karışık bir e, coğrafi ve iklimsel yapısı olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii ki bunun nedenlerinin başında e, Anadolu'nun dağlık yapısı geliyor. Arap Yarımadası'nın e, kuzeye doğru hareketi, Avrasya levhasının ise yerinde kalması neticesinde Ara Anadolu arada kalarak sıkışıyor ve bu sıkışmanın sonucunda Bugün tabii modern, güncel olarak bildiğimiz depremleri oluşturmasının neden olan bir fay hatları oluşuyor. Hem de aynı zamanda Anadolu her sene 2 santimetre batıya doğru giderken bir yandan da yükselmeye devam ediyor. Ve tabii ki bu yükseliş daha sıralarını oluşturuyor. Daha sıraları oluşunca da içlerinde kapalı havzalar gibi ya da birbirinden yalıtılmış alanlar gibi Anadolu'daki yüksek iklimsel ve coğrafi çeşitliliğe neden olan e, durumu açığa çıkartıyor. Tabii bu da bir anlamda Anadolu açısından e, büyük avantajlara sebep olabiliyor. Çünkü bu e, çeşitlilik, mesela bir vadide beceremediniz, hayatta kalamadınız ya da kalmakta güçlük çekiyorsunuz. E, hayatta kalmakta güçlük çektiğiniz vadiyi terk edip 50 kilometre ötede başka bir yere giderek çok basit bir şekilde daha uygun koşullarla karşılaşabileceğiniz anlamına geliyor. Bir başka nedeni de bu çeşitliğin ee, Avrupa, özellikle Kuzey Avrupa Pleistosen içerisindeki e, soğuk dönemlerde buzullar altında kalırken e, Anadolu e, kalıcı karlar hariç olmak üzere hiçbir zaman için tamamen buzullarla kaplanmıyor ve bu da aslında Anadolu'nun insanlar için bir sığınak olabileceğini istasyonun e, içindeki soğuk dönemlerde bir sığınak olabileceğini de gösteriyor. <laughs> Buraya kadar aslında çok temel e, ve coğrafi bilgiler içeren bir e, bilgi vermeye çalıştım sizin hmm. Anadolu ve genel e, teorilerle ilgili. Şimdi biraz daha işin teknik e, kısmından bahsetmek istiyorum. <laughs> Anadolu'da tabii ki Paleolitik Çağ dediğimiz e, dönem, biz paleolitik çağı aslında e, çok kabaca şöyle e, ilkokul öğrencisine nasıl anlatırız diye düşünürsek, o mağaralarda e, bulunan mağara insanı, mağara adamları diyorlar ama tabii kadınlar da var. Mağara insanlarının olduğu bir dönem aslında olarak tanımlıyoruz. Ve aslında e, bu döneme ait çok fazla... E, Güzel buluntular aslında tespit edilmiyor. Bunlar ne? Çoğunlukla taş ve kemik parçaları bizim çalıştığımız buluntular. Ve taş ve kemik parçaları olduğundan dolayı da çok fazla insanın ilgisini çekmiyor. Gösterdiğimiz zaman e, ne derler? Çok da e, büyük bir şekilde insanların e, "aa evet gerçekten bu insan yapımı bir nesnedir demesi e, kolay olmuyor bizim açımızdan. Ancak Türkiye'de de Bununla ilgili 1930'lardan itibaren gerçekleştirilmiş çalışmalar bulunuyor. Bu çalışmaların tabii ki öncüsü ilk olarak 1930'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde kurulan Antropoloji Enstitüsü'nde çalışan, Şevket daha sonradan Ankara'ya taşınan, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesine taşınan Şevket Aziz Gansu, Muzaffer Şen Yürek Kılıç kökten ve Enver Yaşar Bostancı gibi Türkiye'de paleolitik çağ araştırmalarının öncüsü olan kişiler tarafından bu araştırmalar yürütülüyor ve başlanıyor bunlara tabi Türkiye Cumhuriyeti 1930'ların sonundan itibaren ciddi anlamda özellikle Kılıç kökten ve Enver Yaşar bostancının çalışmalarıyla ee, özellikle 70'lerin sonuna kadar e, ciddi bir paleolitik çağ araştırma geleneği oluşturuluyor. Ama e, ne yazık ki 1800'lü yılların sonunda ilk bulunan paleolitik, ya yani Birecik'te, Şanlıurfa, Birecik'te bulunan ilk paleolitik taş aletin ardından Türkiye'de ne yazık ki paleolitik çağ arkeolojisi ve e, paleoantropoloji çok geniş, ciddi anlamda yaygınca bu işi yapan insanların ilgi duyduğu alanlardan olamıyor ne yazık ki İstanbul Üniversitesi'nde ise Edebiyat Fakültesi'nde Arkeoloji Bölümü Prehistoria Anabilim Dalında Profesör Doktor Güven Arsebük esasen bu alanda çalışmaları yürütüyor ve baktığımızda ne yazık ki Türkiye'de Pleistosene yönelik paleolitik çağ Paleolitik çağın arkeolojisine ve antropolojisine yönelik çalışmalar ne yazık ki her zaman için çok sınırlı sayıda kalıyor. Özellikle son 10 yıl içerisinde de artmakta olan çalışmalar başlıyor. Tabii bunda özellikle Ankara Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünün ve diğer üniversitelerinde antropoloji bölümlerinin yoğun bir çabasının son 10 yılda artık ülkemizdeki paleolitik çağ araştırmaları konusunda bir sıçrama yarattığını görüyoruz. Geçmişte yani 1990 2007'de de Tay projesi gene bizim Edebiyat Fakültesi tarafından, Edebiyat Fakültesi Prehistori Anabilim Dalı tarafından da yürütülen Tay projesinin e, belgelediği kadarıyla bu Tay projesinin haritası. E, Tay projesinin haritasında 1997'ye kadar e, ülkemizde toplam yaklaşık 256 yaklaşık değil 256 paleolitik çağ buluntu bilinmekteydi. Günümüzde bu sayı 500'leri geçmiş durumda ve Son 10 yıldaki araştırma halen buradaki da, e, veri tabanına girilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla artık binlerce noktadan, e, binlerce demeyelim, en azından bin kadar noktadan diyelim, en azından bin kadar noktadan paleolitik çağa ait verilerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve son yıllarda artan çalışmalar, özellikle Türkiye'nin batısına e, yoğunlaşan artan çalışmalar, yeni başlayan ve e, sürdürülen pek çok çalışma, Ülkede paleolitik çağ ile ilgili olarak bildiğimiz şeylerin yaklaşık olarak 1960'lardan beri bildiğimiz şeylerden biraz daha farklı olabileceğini göstermeye başladı. Tabi paleolitik çağın genel olarak üçe ayrıldığını söylemeliyiz ki ben burada ilk ikisinden daha çok bahsedeceğim bu konuşmamda. Türkiye'deki alt paleolitik çağ dediğimiz ya yani paleolitik çağın en eski dönemi bu yaklaşık olarak e, iki, bu, e, iki buçuk, üç milyon yıl öncesinden başlayıp e, kabaca, çok çok kabaca 300 bin yıl öncesine kadar devam eden yaklaşık 3 milyon yıllık bir dönemi içeriyor. Bu dönem konuşmamın başında da belirttiğim gibi ilk insanların Afrika kıtasından çıkıp dünyaya, dünyaya dediğim de özellikle Avrasya'ya yayılımını içeren bir dönem. Tabii ki burada Türkiye'den ne biliyoruz diye sorarsanız, Türkiye'den e, şöyle söylüyorum, 1997 yılına Tay Projesi'nin Paleolitik Cerk klasörünün ilk yayınlandığı güne e, gidersek eğer, bir tane Karayın Mağarası'nı biliyoruz, Antalya'da bulunan, bir tane Yarımburgaz Mağarası'nı biliyoruz, İstanbul'da bulunan ve bir de Dursunlu'yu biliyoruz. Ve bunların hepsi yaklaşık olarak... 1 milyon yılla 500 bin yıllar en eski tabakalarından bahsediyor. 1 milyon yılla 500 bin yıl öncesine aitler. Ancak son 5-7 yıl içerisinde, hadi diyelim 10 yıl içerisinde diyelim kabaca 2010'lardan itibaren iki tane önemli keşif gerçekleşti. Türkiye'deki en eski insan varlığına ilişkin. Bu bunlardan bir tanesi Denizli'de bulunan bir Homo eti kafatasının parçası. Bu kafatası parçasının yaklaşık olarak 1.6 milyon yıl ile 1.1 milyon yıl öncesine ait olduğu yapılan çalışmalarda açığa çıkarıldı. Bir başka önemli bulgu ise Anadolu'dan. Manisa-Kütahya e, arasında bulunan Gediz Irmağı'nın e, taraçalarında, eski taraçalarında 1.2 milyon yıla tarihlenen bazalt bloklarının olduğu taraçasında bulunan bir adet kuars yonga. Ve bu yonga da yaklaşık 1 milyon yıla tarihlendi. Dolayısıyla Anadolu'da şu ana kadar bildiğimiz en eski yani 1 milyon yıldan öncesine ait iki tane kalıntı ne yazık ki ikisinin de tam olarak, Ha, e, homo erectus olduğunu biliyoruz en eski insanın. Ancak nasıl bir teknoloji kullanıyordu, nasıl aletler yapıyordu bu insanlar? Ne yazık ki bunu tam olarak bunun bilgisini edinebileceğimiz e, kadar fazla sayıda buluntu ve taş yontma taş alet bulunmadığı için tam olarak bilemiyoruz. Ancak biraz daha yakın bir zamanda, e, yaklaşık bir milyon yıl civarında. E, Paleomanyetizmaya göre 1 milyon yıl civarında Dursun'da Konya'da bulunan, e, Dursunlu'da yer alan e, ve oldukça yoğun bir şekilde hayvan fosilleriyle birlikte geçen yontma taş aletler elde ediliyor ve bu yontma taş aletler aslında Türkiye'nin e, gerçek anlamda bildiğimiz en eski eee yontma taş aletlerinden bir tanesini çok yakın zamanlara kadar temsil ediyordu ama artık Gediz'deki buluntu onlardan biraz daha eski. Bizim yaptığımız çalışmalarda da <laughs> e, özellikle Manisa'da e, Chris Roosevelt ve ekibinin e, yapmış olduğu yüzey araştırmalarında Bozyer dediğimiz Bozyer olarak adlandırılan e, bir bölgede bulunan e, ve tarafımızdan e, birlikte yayınlanan çalışmalarda 2019 yılında e, Dursunlu'ya çok benzer iki kutuplu e, kuars e, yöntem uygulanarak yapılmış kuars yongaların ağırlıklı olduğu bir teknolojiye ait e, yontma taş aletleri tespit edebildik. Bunun dışında Anadolu'da özellikle Orta Anadolu'da Niğde'de e, İstanbul Üniversitesi Edebiyat e, Profesör Doktor Nur Balkan adlı benim de doktora hocam e, Kendisinin başkanlığında sürdürülen Kaletepe Deresi 3 kazılarında NİDE'de yaklaşık olarak 7 metrelik bir dolgu içerisinde Anadolu'nun dursundan sonra olasılıkla en eski olabilecek arkeolojik kanıtlarına ulaşıldı. Bu arkeolojik kalıntılar aslında aşölyen dediğimiz ve Afrika'da ee, özel ve kökeninin Afrika olduğu konusunda pek çok uzmanın hem fikir olduğu alttaki e, siyah obsidyenden yapılmış bir el baltası örneğiyle de karakterize olabilecek aşölyen teknolojisine ait e, yontma taşların bulunduğu e, bir buluntu yeri Nide'deki Göllü Dağ'daki e, Kaletepe Deresi 3 aynı zamanda bu e, aşölyen gruplarının içerisinde Özellikle Afrika aşölyeninde, özellikle Kuzey Afrika aşölyeninde çok sıklıkla karşılaşılan e, nacak dediğimiz bir alet türünün de olduğu e, bir teknoloji mevcut. Tabii ki burada şunu aklımızda tutmamız gerekiyor ki aslında Kaletepe Deresi 3 kazılarında, iki yüzeyli el baltaları ve nacak gibi aletler çok fazla sayıda değiller. Ancak bunlar teknolojik anlamda belirleyici aletler. Aşölyeni ve özellikle de Kuzey Afrika aşölyenini temsil eden parçalar olarak. Ancak baktığımızda teknolojini genel olarak yaklaşık olarak e, 3000'e yakın parça hatırla, yanlış hatırlamıyorsam buradan e, tespit edilmişti. Bunların büyük çoğunluğu ise yongalar. Yongalarla birlikte e, üst Size göre e, solda gördüğünüz, fotoğrafta gördüğünüz polihedronlar gibi, polihedrik parçalar, çok yüzeyli parçalar gibi parçalardan oluşuyor. Tabi Nur Balkan Atlı başkanlığı yapılan araştırmalar, Göllü Dağ'da gerçekleştirilen yüzey araştırmaları da 200'den fazla e, alt ve orta paleolitik buluntu yerinin bulunmasını e, sağladı. <laughs> Yine benzer eskilikte olabileceğini düşündüğümüz bir başka buluntu topluluğu ise benim öğrencilik yıllarımda ilk kez Tekirdağ'da tespit etmiş olduğum yatak ile kuş tepe ile Bağlıtepe tepe ile temsil edilen özellikle satırların baskın olduğu çalışmalar ki bunlarla ilgili yayınlara benim akademiyadaki hesabıma girerek ulaşmanız mümkün olacaktır. Bu Parçalar aslında bizim e, özellikle Afrika'dan bildiğimiz Oldovan tipi e, taş aletleri temsil etmekteler. Ülkemizde bir başka uzun yıllardır sürdürülmekte olan e, kazı çalışması ise Antalya yakınlarındaki Karay Mağarası Ki bu aslında yaklaşık e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en uzun e, kesintisiz tarihi dolguyu ve e, içermekte. Dolayısıyla Karay Mağarasının en eski tabakaları yaklaşık 500 bin yıl kadar e, diğer şu ana kadar anlattığım yerden biraz daha yeni bile olsa 500 bin yıllık Türkiye'nin bütün tarihini e, veren çok kritik önemli bir mağaradır. Tabii bir başka e, önemli araştırma ise İstanbul Üniversitesi Prehistori Anabilim Dalı e, üyesi e, Güven Arsev tarafından yapılan Yarımburgaz Mağarası kazısı ki eee Mağarası e, doğrudan doğruya bu Trans Marmara yolu olarak konuşmamın başında özetlemeye çalıştım. Rotanın doğrudan doğruya üzerinde yer alan bir mağara ve e, Türkiye'nin e, Trakya'sında kazılmış e, tek Paleolitik buluntu yerini içeriyor. Bu mağara İstanbul'a tabii ki çok yakın olması e, ve doğrudan doğruya bir Huni'nin daralan ağzı gibi daralan yerinde kıtaların arasında olmasından dolayı çok büyük öneme sahip. Ancak buradaki buluntular çok çok öyle eskiye gidiyor gibi düşünülmemesi lazım. Pek çok yayında bunun 800 bin yıl, 600 bin yıl civarında bir tarihlerinin olduğu söylenmekte. Ancak doğrusu daha doğrusu kazan kişilerin yayınlamış olduğu raporların sonucuna göre bunların 390 bin yıl kadar daha yeni zamanlara ait olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yarımburgaz Mağarası İstanbul'a e, yakın olmasının bedelini e, çok ağır olarak ödemiş bir mağara. E, bu mağara günümüzde de Başakşehir ilçesinin sınırlarında yer alıyor. E, bu mağara çoğunlukla e, Arsebik kazılarından sonra parmaklıklarla kapatılmış olsa da bu mağara çoğunlukla e, halk tarafından definecilik faaliyetleri için e, özellikle tahrip edilmiş bir mağara. Şu anda da mağarada, e, mağaranın içi e, berbat durumdaydı ben son gittiğimde. Ve daha da kötüsü İstanbul'a yakınlığının bir sonucu olarak ki bunu biz 2012 yılında yayınlamıştık. Alttaki... E, Mağaranın planında göreceksiniz. Mağaranın neredeyse bu e, renkli bölümleri e, çeşitli filmler ve e, diziler çekilirken yapılmış tahribatlar, mağaranın neredeyse e, dokunulmamış, tahrip edilmemiş yeri e, bulunmuyor. Tabi burada e, bir de e, şunu söylememiz gerekiyor ki ekranın solunda gördüğünüz yıldız kırmızı yıldız yarım kabaca yerini belirtmekte ve mor bir çizgi olarak buradan geçen e, güzergah ise e, yapımı planlanan Kanal İstanbul projesinin e, güzergahını göstermekte ve Yarımburgaz mağarasının doğrudan doğruya önünden Kanal İstanbul'un geçirilmesinin planlanması mağaradaki e, tahribatın biraz daha artabileceğini e, düşündürmekte. Halbuki ee, özellikle yaklaşık olarak e, 100 bin yıla yakın bir kesintisiz tabakalanmanın olduğu bu mağara e, sadece İstanbul için değil, de aslında tüm Türkiye'nin Pleistosen araştırmaları için çok büyük bir öneme sahip olan bir yer hem e, arkeolojik ve paleantropolojik olarak hem de e, ...iklimsel çalışmalar açısından yani geçmiş iklime ait çalışmalar açısından... Yarımburgaz Mağarası'nın mutlaka e, yeniden araştırılması... ...mağaranın e, en azından e, Kanal İstanbul tarafından daha da fazla olasılıkla... E, ...zarar görmeden önce e, bir şekilde kurtarılması e, temel bir zorunluluk olarak görünüyor. Gerçekleştirdiğimiz bir başka araştırma ise... Van'da Gürgür Baba tepesi dediğimiz alanda ki burası da yine göllü dağ gibi bir obsidiyen kaynağı. Bu e, araştırmalarda ise e, obsidiyen ham maddenin kullanıldığı, e, 315 bin yıla ait olduğunu artık biliyoruz. E, 315 bin yıla ait e, insanların çeşitli taşları çevreden getirip e, düzenleyerek ki burada gördüğünüz yuvarlak bir e, yapı parçası diyeceğiz ama bu taşların e, 315 bin yıl önce getirilip buraya insanlar tarafından koyulduğunu biliyoruz ve aslında Afrika kökenli bir aşölyenle çok alakalı olan e, 250 el baltaralığıyla tanımlanan bir alt paleolitik teknolojiye sahip olduğunu söylememiz mümkün. Gerçekleştirdiğimiz bir başka geçtiğimiz sene e, Covid-19 salgını nedeniyle devam edemedik ancak 2019 yılında başlamıştık. Dülük'te yer alan, Gaziantep Dülük'te yer alan 1930'ların sonunda tespit edildi ilk kez. Benim de yüksek lisans test konumdu Dülük ve 2019'da orada tekrar çalışmaya başladık ve asıl hedefimiz aslında bu özellikle Kuzey Suriye ile çok benzer olan e, Aşölye'nin, da gene 300 binler civarında e, çok benzeri olan bir teknolojinin aslında biz net olarak tarihlendirilmesini ve aslında arazide dağılımını çalışmayı planlıyorduk. 2019 yılında e, başladığımız araştırma e, umarım ki önümüzdeki yıl e, devam edecek. Bir başka araştırma alanımız ise Tunceli'de. E, Tunceli'de daha öncesinde başlıyoruz. E, birkaç e, yayında daha e, apalolit'e yönelik buluntular raporlanmıştı. Ancak biz e, şu anda yayın aşamasında olan bir çalışmamızda aslında Tunceli'nin e, ilinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında e, açığa çıkarılmış yontma taş aletleri e, yeniden değerlendiriyoruz. E, yeni çalışmalar, yeni arazi çalışmalarıyla e, buradan yaklaşık 1200 tane yontma taş aleti çalıştık ve e, yayına hazırladık şu anda. Onun çıkmasını bekliyoruz. Bir başka araştırma alanımız ise e, Bursa çevresinde oldu. Bursa'nın Dağlık Bursa dediğimiz e, güney kesimlerinde, Uludağ'ın güney eteklerinde gerçekleştirildi. Ve burada da gene e, Dülük ile benzer, e, göllü dağ ile benzer e, ancak biraz daha atipik olan bir e, Alt paleolitik buluntularla bulgularla karşılaştık. Çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bir başka alan ise e, İzmir'de yer alan Karaburun Yarımadasıydı ve bu Karaburun Yarımadasında bazalttan yapılmış e, bir e, 250'lerde içeren bir buluntu yeri açığa çıkardık ve şu anda aslında birkaç tane daha buluntu var. Onların üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Aslında burada temel e, konulardan bir tanesi bize e, bu Türkiye'de e, yaklaşık olarak kabaca çalışmalarımızın gerçekleştirdiği son 10 e, yılda özellikle yoğunlaşan çalışmalarımızın Türkiye'nin doğusundan batısına ve e, güneyinden kuzeyine kadar aslında e, kapsayan çalışmalarımızın e, esas olarak Anadolu'da insanların nasıl bir rota izleyerek yayılmış olduklarını alt paleolitik dönemde algılamaya çalışıyoruz ve buradaki aslında teknolojilerin birbirinden farklılığı insanların çok da burayı bir otoban gibi bir geçiş güzergahı olarak kullanmamış olduklarını düşündürmekte. Örneğin ilk yaşamış insana bir milyon yıl öncesi, evet bunların Afrika kökenli olduğunu söylememiz mümkün olabilir. Her ne kadar ben bazı yerlerine soru işareti koymuş olsam da Afrika kökenli insanlar diyelim ki Hatay bölgesinden Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giriş yaptılar ve Kocabaşa Denizli'ye kadar ulaştılar ki hatırlarsınız o karlı e, Anadolu uydu fotoğrafında göstermiştim size o uydu fotoğrafında Türkiye'nin aslında kar altında kalmamış e, az sayıdaki alanından bir tanesi de bu Denizli'nin olduğu yerdi ve Koca baştaki insanlar buraya kadar geldiler ama ondan sonra koca baş insanların 1.6 milyon yıl önce geldiğini varsayarsak devamlılığını gösteren ne yazık ki elimizde hiçbir kanıt bulunmuyor. Bir sonraki aşamada ise 1.1 milyon ile 500 bin yıl öncelerini düşünürsek en eski kalıntılar Gediz'de, Bozyer'de, Dursun'u da bildiğimiz ekranda sizin solunuzda görünmekte olan Kuvars yongalara dayalı endüstrilerin Anadolu'da olduğunu biliyoruz ki bunların yaklaşık olarak 1 milyon yıllar civarına ait olması kulağa e, çok mantıksız gelmiyor çünkü e, en azından Dursunlu'da net olarak biliyoruz ki bunların tarihi e, 0.9 e, 99 milyon yıla ait. Benzer bir dönemde Yaklaşık olarak artı eksi 100-200 bin yıl diyelim. Çok kabaca konuşacağız. Çünkü ne yazık ki haritanın en sağında gördüğünüz daha doğrusu ortasında en sağdaki yıldıza baktığımızda göreceğiniz Kaletepe Deresi 3 ile ilgili olarak tarihlendirme çalışmaları e, ne yazık ki olumlu sonuçlar vermedi. Ama biz bunların yaklaşık alt pleistosen sonlarına ait olduğunu yani yaklaşık olarak 780 bin yıl öncelerine ait olabileceğini öngörüyoruz. Ve baktığımızda daha sonrakindeki süreçte ülkemizin özellikle Afrika kökenli aşölyenle ilişkili olan ki Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun büyük bir kısmında ciddi aşölyen buluntular mevcut. Ve batıya doğru gidildikçe de aslında tek tükte olsa aşölyen bulgularla karşı karşıya kalmaktayız. Ancak Trakya'ya geldiğimizde, Tekirdağ'daki araştırmalara geldiğimizde ise büyük ihtimalle... Aşölyene ait hiçbir kalıntı e, açığa çıkmayacak. Çünkü aşölyen e, tipi e, teknolojiler kullanan insanlar büyük ihtimalle Avrupa'ya yayılırken Anadolu'dan batıya doğru, Kuzey Batıya doğru hareket etmediler. Ve burada tek bir soru işareti var. Bu da e, hemen komşumuz olan Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yer alan Rodafnidia kazısı. Bu Rodafnidia kazısında e, aslında bizim e, Doğu ve İç Anadolu aşölyenine çok benzer e, yontma taşı aletler biraz daha geç dönemlere ait de olsa e, tespit edilmişti. Ancak şu da şunu gösteriyor ki şimdiki bilgilerimize göre ki bu özellikle altı çizilmesi gereken konu şimdiki bilgilerimize göre çünkü şimdiki bilgilerimiz e, yarın yapılan yeni araştırmalarla büyük oranda değişecektir diye inanıyorum. Ancak şimdiki bilgilerimize göre Türkiye aşölyen e, teknolojisini kullanan insanların çok fazla batıya doğru hareketini temsil e, etmiyor ya da bunu göstermiyor ya da bunun kanıtlarını bulamıyoruz. Tabii ki bununla ilgili olarak jeomorfolojik bazı açıklamalar var, başka türden e, açıklamalar var ancak e, eğer bilim kanıtlardan konuşacaksa e, şu an elimizde Türkiye'nin e, bir şeyi e, yansıtmak istiyorum. Son e, bir slaytımı yansıtmak istiyorum. Yaklaşık olarak 45 dakikadır konuştuğum için sona e, doğru gelmeyi planladım. E, özellikle alt politik dönemde bu e, konuşmamın başında da göstermiş olduğum haritanın çok da fazla e, oklar şeklinde batıya doğru gidiş yolunda Türkiye'nin olmadığını söylememiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki e, şimdi hızlı bir şekilde e, alt ile ilgili sonuçlara geldikten sonra e, bu arada e, sorusu olanların e, yorum olarak YouTube kanalında e, canlı sohbete yorumlar yazabile yazabileceğini hatırlatmak istiyorum. E, ve şimdi çok kısa bir şekilde alt paleolitikte esas olarak Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bugünkü e, çok fazla bir şekilde insanların Etkili, batıya doğru hareketinde çok büyük bir role sahip olmayabileceğini e, iddia ettim. Bunun da e, temel e, dayanağı bununla ilgili doğrudan kanıtlarımızın özellikle Kuzey Kuzeybatı da olmamasıydı. Tabii ben ne yaptım? E, şunu da söylemek zorundayım. Ben e, ısrarla bununla ilgili yani insanların Afrika'dan Avrupa'ya yayıldığında buranın bir rota olduğunu kanıtlamak amacıyla son e, özellikle 10 yıldaki, 10, 11 yıldaki bütün araştırmamı, yani bütün yüzey araştırmalarımı Batı Anadolu'ya ve Kuzey Anadolu'ya yönelttim. Ve özellikle burada doğal yolların mecburi güzergahlar oluşturduğu Bursa gibi, Kütahya gibi alanlara araştırmalarımı esas olarak yönelttim. Ve buradaki araştırmalarımda ne yazık ki alt paleolitikten çok Orta Paleolitik döneme ait kalıntılar elde etmeye e, muvaffak olabildim diyebileceğim. Çünkü şöyle düşünmemiz gerekiyor aslında alt e, e, Pleistosen'den beri açıkta olan pek çok jeomorfolojik olarak fazla değişmemiş alan mevcut bu bölgede. Ancak baktığımızda e, esas arkeolojik e, yontma taş aletlerin esas yoğunluğunun Orta Paleolitik dönemde gerçekleşmiş e, oluşturulmuş olduğunu görüyoruz. Örneğin Bursa'da Bursa'nın kuzeyinde Nilüfer e, çayının teraslarında, eski teraslarında gerçekleştirilmiş çalışmalarda e, Alt Paleolitik döneme de ait olabilecek Trakya'dan da hatırlayabileceğiniz nitelikte e, bu ekranda en alt sağ e, solda görünen e, yontuk çakıllarla karşılaştık ve bunların doğrudan doğruya Alt Paleolitik olabilmesini çok isterdim. Ancak ne yazık ki bunlar her zaman için Orta Paleolitik teknolojilerin içindeydi. Çünkü bu tipte yontuk çakıların yapılması doğrudan doğruya çay taşlarını gerektiriyor ve Nilüfer'in eski terasları bu çay taşlarıyla dolu olduğu için insanlar bu çay taşlarından elde edebilecekleri en kolay aletleri yapmış olmalılar Aynı şekilde Kütahya'da Ayzanoy tarafında antik kentin çevresindeki araştırmalarda yine eski nehir teraslarında çalıştık çoğunlukla ve burada da yine ...oldovan tipi çay taşı aletleri gördük. Ve bunlar aslında birçok araştırmacı bunları bulduğunda doğrudan doğruya... ...bunların alt paleolitik olduğunu düşünüyor. Halbuki e, teknolojinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi... ...bu yontuk çakıların alt paleolitik değil... ...orta paleolitik dönemlere ait olduğunu e, göstermekte. Araştırmamızda yine e, Eskişehir bölgesine yaptığımız araştırmalarda... E, Kus Fındık Vadisinde pek çok e, yontma taş alet gene bulduk ve bunların da içlerinde alt paleolitik olanlar da var tabii ki ama gene de büyük çoğunlukları orta paleolitik döneme aitler. Avlamışta gene Eskişehir'de başka bir bölgesinde Eskişehir'in Avlamış e, Vadisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmada ise orta paleolitik döneme ait olan bir yongayı ilk kez Türkiye'de yüzey buluntularından e, ilk kez tarihleme elde ederek 148 bin yıl öncesine tarihlendirdik ki aslında bu e, soğuk bir dönemi temsil ediyor Pleistosen içinde ve Eskişehir'in yaklaşık e, bin küsür metrelerde olduğunu düşündüğümüzde avlamışın e, insanların bu soğuk iklimde e, Türkiye'nin e, Eskişehir gibi e, soğuk olabilecek bölgelerinde de var olduklarını gösteriyor. Ama ne zaman 148 bin yıl önce yani bu konuşmanın başında bahsettiğim yaklaşık olarak iki buçuk milyon yıl, bir buçuk milyon yıl, bir milyon yıl değil. Orta paleolitik dönem dediğimiz çok daha yeni bir döneminde insanların bu soğuk şartlara adapte olabileceğini aslında gösteriyor. Ha hoş, Kaletepe Deresi 3'te 1600 metre yüksekliktedir deniz seviyesinden. Ancak bunun tabii ki hangi iklimsel koşullarla alakalı olduğu ne yazık ki e, bulamıyoruz son e, yıllarda gerçekleştirdiğimiz Seyit Ömer'de e, burası bir lingit madeni. Seyit Ömer araştırmalarında ise yine alt paleolitik ararken e, orta paleolitik dediğimiz e, çok daha geç dönem e, teknolojilerine ait kalıntılar bulduk ki bu e, geçtiğimiz yıl yayınlandı. Kütahya eee tarih, arkeoloji ve sanat tarihi yıllığında yayınlandı. E, ee, Kütahya'da da ne yazık ki alt paleolitik döneme ait çok fazla kanıt bulamadık. Burada yaptığımız Kütahya'da bir başka e, müze ile, Kütahya Müzesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda e, bir baraj yapılması e, söz konusu olan Kureyşler Havzası'nda çalıştık. Ve Kureyşler Havzası'nda yaptıklar bize ee, çok sayıda orta paleolitik döneme ait yaklaşık 30'dan fazla e, buluntu yeri açığa çıkarılmasını e, sağladı. Ve bu buluntu yerlerini biz yaklaşık olarak 125 kilometre yürüyerek tespit edebildik bu vade e, 3 sene boyunca. E, bunun 2014 yılı çalışmaları daha önce yayınlanmıştı. Fakat 2015 ve 16 çalışmaları yine 2020 yılı içerisinde e, yayınlayabildik. Kureyşlilerle ilgili olan Kurtarma Kazıları kitabı cildinde yayınlayabildik. Ve burada aslında bizim aslında hep düşündüğümüz şeylerin başında Anadolu'nun bu konuşmanın başında da bahsettiğim coğrafi ve iklimsel çeşitliliği aslında insanların yapmış olduğu. Batı aşağılıkları de yansıyor diye düşünmemizi de destekleyen bir takım sonuçlara ulaştık. Bu sonuçlarımızın aslında temelinde Kureyşler'de kullanılan yontma taş e, aletlerin ki bunlar şu anda fotoğrafta gördükleriniz en güzellerinden seçilmiş olanlar. Daha e, diğerleri daha arkaik görünümlü, daha e, kullanmayı sevmediğim bir kelimedir ama kaba diyebileceğimiz daha e, Orta Paleolitik başlarına e, ait olabileceğini düşündüğümüz bir takım Yontma taş aletler bulduk. Daha sonrasında tabii ki bunların eski olduğunu, oldukça eski olduğunu düşündük ee, ve daha sonrasında gerçekleştirdiğimiz tarihleme çalışmaları e, bu eski görünümlü e, yontma taş aletlerin 54 bin ile 40 bin yıl arasına, yani yaklaşık artık Orta Paleolitin sonları dediğimiz bir döneme ait olduğunu e, OSL ve kozmojenik yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz tarihler kalıntladı Burada tabii ki kureşlerde. 30 küsür tane tek bir vadinin etrafındaki 30 tane'den fazla Paleolitik, Orta Paleolitik dönem buluntu yerini incelemek bize insanlar tarafından bu bölgenin nasıl kullanılmış olduğunu tartışma şansını sağladı ki bunu son makalemizde geniş geniş yazdık. Burada aslında taş kaynaklarıyla yani çakmak taşı kaynaklarıyla ilişkili büyük işlikler bulunuyor. Bu e, işliklerle birlikte işlik ve e, normal aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinliklerin gerçekleştirildiği alanlar bulunuyor. Bir başka şey olarak gene yontma taş aletlerle ilgili olarak sadece bir an insanlar olasılıkla arazide dolaşırken ihtiyaçları olduğu anda taş aletleri yapıp hemen kullandıkları yerler bulunuyor ve bir de bunların daha az yoğunluklu, daha düşük yoğunluklu olanları dördüncü türü. Ama bir de burada şunu tespit edebildik Kureyşler Vadisi'nde, bir de tekil buluntu alanlarımız var. Yani bunlar ham madde kaynaklarından uzaklar ve ham madde kaynaklarından uzak olmakla birlikte e, insanların ham maddeyi buraya dışarıdan getirdikleri e, ve orada sadece belli bir işi yaptıkları az sayıda buluntu içeren buluntu yerleri olarak bunu temsil edeceğiz diye düşündük ve kureşler aslında bizim e, yüksek çözünürlüklü araştırmanın e, yüzey araştırmasının tarihleme ile birlikte aslında ne kadar işe yarayabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak bunu sunuyorum şu anda. Ve e, genel olarak baktığımızda Türkiye'de Orta Paleolitik e, bütün Türkiye'yi alam alamadım e, konuşmamın içinde. Çünkü bütün Türkiye'de çok daha fazla sayıda yani Alt Paleoliti'yi hepsini Türkiye'nin bahsetmek biraz daha kolay olabilir Güneydoğu Anadolu hariç tutarsak. Ama genel olarak baktığımızda Orta Paleolitik özellikle Kuzeybatı Anadolu'da çok yakın mesafelerde ki araştırmamızı standart bir şekilde farklı alanlarda ve birbirine yakın alanlarda yapmış olmamızın avantajı bu. Çok yakın mesafelerde çok farklı teknolojilerin kullanılmakta olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani Aizanoy ile Kureyşler Kureşler ile kuz fındık birbirlerine 60'ar kilometre uzaktalar yaklaşık olarak. Mesela harmancıkların Nilüfer birbirine 60-70 kilometre uzakta. Bunlar ham maddelerin değişik tiplerde olmasından kaynaklı olarak çok çok farklı e, taş aletler e, bulduğumuz yerler olarak e, tanımlayabileceğimiz bir durum var. Dolayısıyla da aslında burada e, sadece e, Türkiye'nin Afrika'dan insanların yayılmasında bir yer olarak kullanıldığını değil, aynı zamanda değişik teknolojilerin bir arada olduğu ki aslında e, konuşmanın başında belirttiğim sorunlara. Ee, yani insanlar gerçekten buradan geçtiler mi geçtilerse e, ne oldu nereye gittiler gibi sorudan ziyade insanlar burada ne yaptı sorusuna aslında biraz da orta paleolitik teknolojilerle cevap bulabildiğimizi düşünüyoruz. Yani sadece insanların buradan geçip gitmeleri e, mevzu değil ya da önemli değil. Ancak insanların Türkiye'de çok yakın coğrafyalarda birbirlerinden çok çok farklı işler yapmış olabileceklerini, yani farklı taş aletler kullanmalarını gerektirecek işler en azından yapmış olabileceklerini net olarak e, kanıtlamış durumdayız en azından orta paleolitikte. Konuşmamda e, neredeyse hiç bahsetmediğimiz e, dönemlerin başında ise üst paleolitik dönem geliyor. Ee, çok da bahsetmeye niyetim yok. Çünkü aslında üst paleolitik e, benim çok ilgi alanıma girmese de e, girmemesinin tabii nedenlerinden bir tanesi de Türkiye'de üst paleolitik dönem kalıntılarını bulmak oldukça zor. Çünkü e, alt paleolitik ve orta paleolitik esas olarak Türkiye'deki paliyotik, bilinen paleolitik buluntu yerlerinin %90'ını oluşturmakta. Ancak baktığımızda e, Türkiye'de üst paleolitik neden bulamıyoruz diye düşündüğümüzde bu sene geçtiğimiz ay yayınladığımız e, bir makalede ee, aslında Türkiye'deki üst paleolitin biraz daha atipik yani Avrupa'dan yakın doğudan bildiğimiz üst paleolitik teknolojilere göre biraz daha atipik olabileceğini bunun da Türkiye'nin e, coğrafi çeşitliliğinden kaynaklanmış bir endemizm olabileceğini iddia ettiğimiz e, biraz fazla iddialı da olmuş olsa da e, bu iddianın altını doldurabildiğimizi düşünüyorum ve bir makalemiz yeni çıktı belki e, üst paleolitik neden bulamadığımız sorusuna buradan e, cevap bulmamız mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta insanların yayılımını paleolitik dönemde, paleolitik çağda insanların yayılımını doğrusal ve tek bir merkezden çıkmış oklarla değerlendirmek işin aslını, e, tamamıyla gözden kaçırmamıza neden oluyor. Aslında insan hareketi tek yönlü değil. Afrika'dan Avrasya'ya doğru, Afra, Avrasya'dan Afrika'ya doğru. Fakat bizim bilimsel seviyemiz, dünyadaki bilimsel seviyemiz henüz bunu görüp tespit edebilecek e, durumda değil. Biz e, Av Avrupa'da ya da Asya'nın diğer bölgelerinde bulduğumuz bir şeyin daha eskisini arıyoruz, daha eskisini bildiğimiz ilk yeri de bunun kökeni olarak görme eğilimindeyiz. Ancak e, insanlık bu kadar doğrusal değil. E, arada binlerce kilometre varken e, insanların doğrudan doğruya bir şeyin kökenini Afrika'da sürekli olarak bulması ya da sürekli olarak oradan yayılması da çok mümkün değil gibi e, gözüküyor. Bu durumda ben. E, Konuşmama teşekkürlerle e, son vermeyi istiyorum. E, şu an bana bir sorunun gelmediği söyleniyor. E, ancak burada e, özellikle bu araştırmayı, e, bu çalışmaları yaparken e, bana çok destek olan meslektaşlarıma, başta e, rahmetli hocam Nur Balkanatlı'yı anarak, ...Göylü Dağ ve Kaletepe çalışmalarında. Ee, ve e, ne derler... ...bahsedebileceğimiz... E, ...önemli araştırmacılar olan... E, ...İsmail Baykara, Çiler Çilingiroğlu... ...Steve Kuhn, Faruk Kocakoğlu... ...Elif Özel, Chris Roosevelt... Ludovic Slimak, Mustafa Şahin, Ali Umut Türkçen, Serdar Ünan ve Yasemin Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Adlarını sayamadığım arkadaşlarım varsa onlardan da özür diliyorum. Ayrıca Tekirdağ, Bursa ve Kütahya Müzelerini ve Kütahya Müzesi'ni özellikle vurgulamak istiyorum. Kütahya'daki çalışmalarımızın Kütahya Müzesi olmadan gerçekleştirmesi mümkün olmayacaktı. Şimdi... Teşekkürler de yaptıktan sonra sorular e, geliyor diye görüyorum. E, gelen sorulara dilim döndüğünce cevap vermeye çalışacağım. Soru soranları da ayrıca e, çok teşekkür ediyorum. E, teşekkür Teşekkürler nerede mevcutmuş? Ben ne yazık ki e, göremiyorum e, canlı bağlantıları. Evet, birkaç tane. Canlı bağlantıyı şu an gördüm. Ben de iyi yayınlar dileyen, selamlarını gönderen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ee, sorulardan bir tanesi bana iletilen alt paleolitik ile üst paleolitik endüstrisi arasında bir gelişmişlik farkı var mıdır? Nedir diye bir soru gelmiş. Ee, bu soruda aslında şöyle e, gelişme nedir diye bir soruyla cevaplanabilir. Çünkü aslında baktığımızda e, insanların yapmış olduğu yontma taş aletler, insanların ihtiyaçlarına yöneliktir ve aslında ne bileyim gömlekler arasında mesela gelişmişlik farkı var mıdır diye düşünürsem ben üstünde gömlek olduğu için böyle konuşuyorum Gömlek modelleri vardır gömlek türleri vardır daha az terleten gömlekler yapılabilir daha çabuk kuruyan da gömlekler yapılabilir ama gömlekler gömlektir Dolayısıyla da insanlık tarihini bir gelişme olarak ya da bir gelişmenin sonucu olarak görmemiş olduğum için, görmediğim için e, bir gelişmişlik farkı olmadığını söyleyebilirim. Ancak teknolojik olarak bunlar birbirlerinden çok farklı teknolojilerdir. Özellikle üst paleolitik klasik anlamda Türkiye'den çok bilemediğimiz şekilde e, üst paleolitik buluntular daha çok dilgilerden yani uzun yongalardan yapılan e, bir teknoloji içerirken alt paleolitik dönem aletleri daha geniş kalın yongalardan e, 250 işte gibi, yontuk çakıl gibi çekirdek aletlerden yapılır. Burada 1960'lar e, Fransız araştırmacıları tarafından e, ortaya atılan bir şey var. Bir kilogram çakmak taşı ile alt balolütikte işte X miktar e, kesici kenar elde edebilirken üst balolütik döneme geldiğimizde bunun 15 X kadar olduğu iddia ediliyor. Bu bir gelişmişlikse eğer kabul edilebilir ama ben tamamiyle tamamıyla bunların insanların farklı ihtiyaçlarından kaynaklanmış olduğunu e, düşündüğümü söylemeliyim. Teşekkür ederim soruyu soran kişiye. Derya Hocam'dan bir soru var. Batıya göçten Anadolu'nun rolünün genel olarak az olduğu belirtiliyordu. Ancak ele geçen kanıtların yanı sıra moleküler çalışmaları da göçteki önemini ortaya koymak için değerlendirmeliyiz. Tabii ki değerlendirmeliyiz. Ee, şöyle bir şey var. Şimdi e, bu geçtiğimiz yıl içerisinde yayınlanan makalelere baktığımızda e, Apidima Mağarası'nda Yunanistan'da yer alan Apidima Mağarası'nda e, 210 bin yılına ait e, bir homo sapiens e, kalıntısı açığa çıkarıldı. Apidima mağarasında 180 yanlış hatırlamıyorsam 180 bin yıllarda ise Neandertallere ait kalıntılar var. Dolayısıyla bu DNA ya yani bu elde edilmiş olan DNA kalıntıları Homo sapiensin eğer Afrika'dan çıkıp uçarak Yunanistan'a gitmediyse muhakkak Anadolu'dan geçmiş olduğunu 210 bin yıl önce düşündürüyor. Ancak tabii ki bizim elimizdeki kalıntılar insanların doğrudan doğruya ne yazık ki e, kemikleri değil, daha çok taş aletleriyle ne yazık ki karşılaşıyoruz. Keşke kemiklerini daha fazla e, görebilseydik. Ancak e, bu şunu da aslında düşündürtüyor bir anlamda. Anadolu'da orta paleolitik dediğimiz kalıntıların büyük çoğunluğunu eğer Apidima 210 bin yıl önce Anadolu'dan geçerek gitmiş bir Homo sapiens yapmışsa. Anadolu'daki orta paleolitik buluntularının büyük çoğunluğunun da Homo sapiens tarafından yapılmış olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ama ben esas olarak şunu her zaman belirtiyorum. Biz bilimle uğraşıyoruz. Bilim de doğrudan doğruya kanıta dayanır. Kanıta dayanması aslında şöyle bir şeydir. Ben mesela şu anda tamamıyla atıyorum. Diyelim ki Afrika'dan değil de Asya'dan yayıldığımızı iddia ediyorum. Ancak bunu kanıtlayabilecek bir durumum yok. Benim aynı şeyi Afrika'dan yayılımlarda Anadolu'nun bir geçit rotası olduğunu söylerken de aynı hassasiyeti yapmam gerekir. Sağlamam gerekir diye düşünüyorum. Bu da şudur. Evet Anadolu bir göç rotası olabilir. Kesinlikle olabilir. Buna hiçbir şey diyemem. Ama benim söylemeye çalıştığım şey aslında bunun elimizde Kanıtlarının olmaması. E, elimizde bunun kanıtları olmadığı için de e, böyle bir göç rotası vardır demek şu an için bence bilimsel olmayacaktır. Çünkü kanıtı bulunmamıştır. Ama tabii e, olana her şeyin kanıtını bulacağız diye bir şart da olmayabilir tabii. Ama bilim en azından kanıta dayanmalı e, diye düşünüyorum. E, Serkan Şahin'in bir sorusu daha var. Ee, ...sevgili dostum Serkan... E, ...sizce Anadolu bir çıkmaz yol... ...bir son durak mı? Ee, Anadolu hepsi... E, ...ama aynı zamanda bir yolda... ...yani aslında çünkü baktığımızda... E, ben iki sene Ardahan'da yaşadım. Ardahan'a giderseniz yok olursunuz ama Iğdır Ovası'na inmeyi başarsanız başarırsanız oradan oralarda çok güzel hayatınıza devam edersiniz. Yani Anadolu'nun coğrafi çeşitliliği hem bir çıkmaz yol olmasını hem de bir son durak olabileceğini e, düşündürtüyor. Ama aynı zamanda da Anadolu çeşitliliği sayesinde, coğrafi çeşitliliği sayesinde büyük fırsatların olduğu insan evrimi açısından büyük e, e, ne derler? büyük e, şansların olduğu bir coğrafyadır diyebiliriz. Ama aynı zamanda e, Anadolu'yu tek bir karaktere indirgemememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek bir karaktere indirgersek o zaman işte burası bir yoldu demek gibi yanlışa düş düşebiliriz. Çünkü Anadolu Homo Sapiens için bir yol olabilir ama Neandertaller için değildi. Örnek veriyorum belki de öyleydi ama homo erectus için bir yol değildi ama belki başka bir insan türü için bir yoldu. Yani 400 bin yıl önce yolken 480 bin yıl öncesinde olmamış olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, özellikle zaman ölçeğini koyduğumuzda e, genellemeler yapmaktan çok yoğun bir şekilde kaçınmamız gerekeceğini düşünüyorum. Bir başka soru daha var. Yunus Emre e, sevindik. Hocam çok teşekkürler. Hep kurcalayan soru. Neden el baltaları gibi aletler oldukça yoğunken özellikle alt palültikte neden orta palültikte birden kıyıcı aletlere dönüyor? Aslında kıyıcı aletlere tam olarak e, bu sadece e, Kuzeybatı Anadolu'da e, ki çalışmalarda aç açığa çıkarılan bir sonuç. E, el baltaları çok fazla yoğun değiller. Bizim şöyle bir e, algımız var aslında. Örneğin biz el baltası, örneğin işte fotoğrafından hatırlayacaksınız, çok güzel bir alettir. Yani el baltasını ben bir başka işte bu konu benim alanımla ilgilenmeyen arkadaşıma da göstersem bunun bir alet olduğunu anlayacak. İşte oturduğum köydeki kahvenin içinde götürsem bakın bir şey buldum, bu bir insan yapımı desem hiç kimse karşı çıkmayacak. Dolayısıyla biz onları e, alet olduğunu daha kolay algılayabiliyoruz. Ama yontukça çakıllar gibi işte sadece basit yongalar gibi e, taş aletleri fark ederken de e, anlatırken de biraz zorlanıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden el baltalarını o kadar çok budur Çünkü gözümüz onları seçiyor. Ama tabii ki orta paleolitikte el baltalarının muhakkak devam etmiş etmiş olması gerekir diye düşünüyorum. Ancak ne yazık ki Türkiye'de e, kureşler ve avlamış haricinde ki bunları bize hepsini çok yakın zamanlarda yayınladık. E, bunlar haricinde yüzeyden tarihlenmiş buluntu yerleri ne yazık ki Türkiye'de bulunmuyor. E, dolayısıyla da e, el baltası bulduğumuzda bunu çok tipik mikokyen dediğimiz orta palyoliteye ait el baltası değilse eğer, biz genellikle bunları alt palyoliteye koyma eğiliminde oluyoruz. Örneğin e, konuşmamda bahsetmedim ancak Uşak'ta e, Harun taşkıran tarafından Kazısı yürütülmüş olan sürmecikte tespit edilen pek çok el baltası bulunuyor. Bu el baltaları ile ilgili yeni makale e, geçtiğimiz aylarda çıktı. de evet, Çok güzel bir makale. E, bu makalede el baltaları da var ve bunlar orta politik e, gayet. Dolayısıyla da e, çok yakın coğrafyalarda biz... E, genelleme yapılmayacağını, mesela bana sorarsınız ki Kuzeybatı Anadolu Bursa'nın ve Kütahya'nın ki benim en iyi çalıştığım yerlerdir iki ilde. Bursa ve Kütahya'nın orta paleolitik nedir diye sorarsanız ben her noktasında ayrı bir orta paleolitik vardır de, diye cevaplamayı tercih edeceğim bu soruyu. Bir başka soru Ahmet Uhri'den kısacası Anadolu bir geçiş yeri değildir mi? Demek istiyorsun yoksa olası geçiş güzergahını halen bilmiyor muyuz? Ee, Ahmet abi aslında soruya e, çok güzel bir cevap verdin çünkü e, olası geçiş güzergahlarını bilmiyoruz çünkü bu güzergahları kanıtlayacak herhangi bir e, verimiz yok elimizde. Anadolu bir geçiş güzergahı ol, olmuştur demek ile. Anadolu bir geçiş güzergahı olmamıştır demek aslında eşittir şu anda çünkü ikisinin de kanıtı aynı oranda yoktur. Ee, bir şeyde bir kanıtın yokluğunu e, mesela alet bulamıyorum. Bu insanlar yaşamadığının kanıtı olarak kullanamaz çünkü olmayan bir şeyi kanıt olarak kullanamayız. Çünkü o kanıt belki vardır, bulamamışızdır. Dolayısıyla benim e, özet olarak demek istediğim şey Anadolu geçiş güzergahıdır diyenlerin kanıtı yok elimde. Ee, geçiş güzergahı değildir demek için kanıta zaten ihtiyaç yok ama e, en azından çok sistematik bir şekilde her yerin e, hallaç pamuğu gibi atılarak araştırılması gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da e, henüz bence ikisini de söylemek için çok erken ve zaman içerisinde ikisi de ayrı ayrı değişmiştir diye e, düşünüyorum. Şule Aktay Hocam İlhan Kaya, İlhan Kayan herhalde hocamızın yaptığı çalışmalardan milattan önce 21 önce Gökçeada, Limni ve gibi adaların ana karaya bağlı olduğunu biliyoruz. Acaba Gökçeada'da paleolitik geçişler için bir yol olabilir mi? Evet olabilir. Bu adaların e, bağlı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Gökçeada ile, ile ilgili olarak geçtiğimiz e, aylarda bir makale yayınladılar. Kim yayınladı? Burçin Erdoğu yayınladı diye anımsıyorum. Bu makaleye bakabilirsiniz. da paleolitik daha önce tespit edildi ve da orta paleolitik olduğunu biliyoruz. Hatta gayet de güzel bir orta paleolitik olduğunu biliyoruz. Ben malzemenin bir kısmını görmüştüm. Abdullah Akbaş, coğrafi koşullarda dinamik olduğu için geçmişteki insanların yaptığı faaliyetleri günümüz coğrafi koşullarıyla açıklamak ne kadar anlamlıdır? Ee, gerçekten e, Abdullah bence e, bizim e, özellikle burada sana iş düşecek coğrafyacı olduğum için e, geçmişte Anadolu'nun coğrafyası ile ilgili e, bilgimiz e, çok az ne yazık ki ve bu e, şeyleri bu verileri e, bizler e, insanla ilgili çalışanlar polen datasını e, çok fazla yorumlayamıyoruz ekolojik nişleri çok fazla tespit edebiliyoruz. Ee, ama günümüzdeki coğrafi çeşitliliğin, geçmişteki coğrafi çeşitliliği yansıttığını en azından topografik olarak kabaca bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Toroslar işte 2 milyon yıl önce belki bugün kadar yüksek değillerdi. Ancak e, yine de bir yerlerde Torosların başlangıcı vardı ve yavaş yavaş bu oluşuyordu e, diye düşünüyorum. Tabii ki e, koşullar çok dinamikler çok farklılar ya aynı yani bugün işte bugünkü coğrafi çeşitliliği Anadolu'nun neyse geçmişte de e, öyleydi ama aynısı tabii ki değildir diye düşünüyorum ama dinamik koşulları algılamamız için bizim e, özellikle senin gibi iklimde çalışan coğrafyacılara çok büyük ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bunu tabii ki sadece günümüz iklimi değil e, geçmiş iklime yönelik verilerle de açıklamamız gerekiyor. Çünkü Anadolu'da çok az sayıda polen araştırması var. Çok az sayıda e, jeomorfoloji araştırması var. Çok az sayıda buzul araştırması var. Bunların artması hepimiz için çok daha e, heyecan verici olacaktır diye e, düşünüyorum. Bir başka soru yine Abdullah tarafından sorulduğunu tahmin ediyorum. Karayindeki homininlere ait kalıntıların neandertallere ait olduğu konusunda eminiz? Evet eminiz. Bununla ilgili yaklaşık 3 sene önce e, çok güzel bir makale yayınlandı. Bir e, neandertal kol kemiği e, yanlış anımsamıyorsam. Aynı aynı zamanda e, neandertallere ait bir çene kemiği de e, Karayindeki buluntulardan bir tanesidir ama tabii ki Karayın e, doğrudan doğruya Profesör Doktor Harun Taşkiran'ın e, çalıştığı mağara olduğu için e, benim sadece bilgim bunlarla ilgili yayınlarla sınırlıdır. Bunu da hatırlatmak isterim. Ancak Neandertal olduğunu e, bildiğimiz söyleyebilirim yayınlardan. E, ben de değerli hocalarıma, arkadaşlarıma sordukları sorular için e, çok teşekkür ediyorum. E, sanıyorum. Başka bir e, soru yok ya da görmediğim bir soru varsa baştan özür dileyerek e, konuşmama devam etmek istiyorum. Daha doğrusu konuşmamı sonlandırmak istiyorum. E, burada e, bir saatten uzun bir süre boyunca e, katılarak konuşmayı dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer konuşmada e, cevaplayamadığım ya da aklınıza takılan bir şey varsa e, bana e-mail adresimi kullanarak her zaman ulaşmanız mümkün. E, sorularınıza en kısa sürede cevap vermek için elimden geleni yaparım. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı, iyi, mutlu günler diliyorum. E, Hoşçakalın.